Değerli öğrenciler, bu dersimizde 6. sınıf konularından saymanın temel ilkeleri ve olasılık konusunu anlatacağım. Saymanın temel ilkeleri. Şimdi örnekle dersimize başlayalım. Serkan arkadaşına doğum gününde hediye almak için gittiği mağazada 2 tane kitap ve 4 tane kırtasiye malzemesi beğeniyor. Bu durumda Serkan bu malzemelerden birini hediye olarak almak isterse kaç farklı şekilde alabilir? Şimdi beğendiği 2 kitap ve 4 kırtasiye malzemesi olmak üzere toplam 6 tane ürün var. Bu ürünlerden bir tanesini arkadaşına hediye olarak götürmek istiyor. Bu durumda seçim sayısı kaç farklı şekilde olur diye soruyorlar bize. Kitaplardan şiir kitabı ve hikaye kitabı beğenmiş. Kırtasiye malzemelerinden defter, kalemlik, pastel boya ve resim çantası beğenmiş. Şimdi bunlardan bir tanesini alacak. O zaman şöyle seçim yapabilir. Şiir kitabı olabilir, sadece hikaye kitabı olabilir, sadece defter, sadece kalem veya sadece pastel boya veya sadece resim çantası olabilir. Yani bunlardan bir tanesini seçmek zorunda olduğu için 6 üründen bir tanesini seçecektir. Öyleyse karşısında toplam 6 farklı seçenek vardır. Yani Serkan bu malzemeden birini hediye olarak almak isterse 6 farklı seçim yapabilir. Şimdi sorumuzun devamında eğer Serkan bir kitap ve bir kırtasiye malzemesini almak isterse kaç farklı şekilde alabilir? Şimdi burada dikkat ederseniz 2 tane seçim yapmak zorunda. Kitaplardan 1 tane, kırtasiye malzemelerinden 1 tane ve burada V kelimesini kullanıyoruz. V kelimesi geçtiği zaman çarpma yapacağız anlamına geliyor. Eğer Serkan şiir kitabı almışsa şiir kitabıyla beraber defter alabilir. Şiir kitabıyla kalemlik, şiir kitabıyla pastel, şiir kitabıyla resim boyası. Böylece burada 4 türlü seçim yapabilir. Yani şiir kitabıyla 4 türlü seçim yapabilir. Eğer hikaye kitabı almışsa hikaye kitabıyla defter, kalemlik, pastel boya veya hikaye kitabıyla resim çantası alabilir. Şimdi bunu kısa yoldan nasıl yapabiliriz? Şimdi Serkan bir kitap ve bir kırtasiye malzemesi seçimi yapacaktır. Yani aslında burada iki iş yapıyor. Bir kitap seçmek, bu kitabı iki kitap arasından seçeceği için iki türlü hakkı vardır. Kırtasiye malzemesinde 4 tane malzeme arasından seçeceği için 4 farklı hakkı vardır. İkisini beraber seçme işini de 4 çarpı 2'den ya da 2 çarpı 4'ten toplam 8 farklı şekilde yapabilir. Biz bu işe çarpma kuralı diyoruz. Örnek, şimdi Ankara'dan İstanbul'a kara yolu, demir yolu, hava yolu ile gidilebilmektedir. İstanbul'dan Samsun'a kara, hava, demir ve deniz yoluyla gidebilmektedir. Ankara'da oturan bir kişi İstanbul'a uğramak koşuluyla Samsun'a kaç farklı yoldan gidebilir? Bunu çözmeye çalışalım. Şimdi burada iki tane olay vardır. Birincisi Ankara'dan İstanbul'a gitmek. İkincisi de İstanbul'dan Samsun'a gitmektir. Ankara'dan İstanbul'a
üç farklı yolla gidiliyor. Ve İstanbul'dan da Samsun'a 4 farklı yolla gidiliyor. Ankara'dan Samsun'a da İstanbul'a uğramak koşuluyla 3x4 yani 12 farklı yoldan gidilebilir. Burada yapılan işlemlerin eleman sayıları çarpılıyor. İki iş yapılıyor. Birisi Ankara'dan İstanbul'a gitmek 3 türlü seçim hakkı var. İkincisi İstanbul'dan Samsun'a gitmek. Bunun 4 türlü seçim hakkı var. İkisini birlikte yaparsak çarpıyoruz. Toplam 12 farklı şekilde Ankara'dan Samsun'a gidebilir. İstanbul'a uğramak şartıyla tabii. Mustafa 4 pantolon, 3 gömlek ve 2 kravatını kaç farklı şekilde giyebilir? Şimdi Mustafa'nın yapacağı 3 iş varmış. Pantolon seçmek, gömlek seçmek, kravat seçmek. Burada üçünü birlikte yapacağı için bunlar yapma sayıları çarpılacaktır. Pantolon 4 pantolondan biri olur, gömlek 3 gömlekten biri olur ve kravat da 2 kravattan biri olabilir. Burada V kavramı geçtiği için sayılarımız çarpılıyor. Böylece 4, 3, 2 yani Mustafa 4 pantolon, 3 gömlek ve 2 kravatı 24 farklı şekilde giyebilir. Olasılıkla ilgili temel kavramlar. Şimdi bu temel kavramları örneklerle açıklamaya çalışalım. Nuray 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış aynı büyüklükte 20 topu boş bir torbaya atıyor. Faruk torbadan rastgele bir top çekiyor. Çekilen topun numarasının tek sayı gelme olasılığı kaçtır? Nedir? Şimdi deney. Deney eş özelliklere sahip top üzerine yazılmış numaralardan birinin seçilmesidir. Buradaki örnek uzayımız 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış sayılar kümesidir. Ve örnek uzayımızın eleman sayısı 20'dir. Örnek uzayın her alt kümesine de bir olay denir. Burada torbadan çekilen topun tek sayı gelme olasılığı istendiği için tek sayıların 1'den 20'ye kadar olan tek sayıların kümesi bize olasılığımızın olayını verir. 1, 3, 5, 7, 9 ve 19'a kadar olan tek sayılar bizim neyimizdir? Örnek uzayımızın olayıdır. Olayımızın eleman sayısı da 10'dur. Yani 10 tane tek sayı vardır. Şimdi bu torbada 20 tane sayı vardır. Yani 1'den 20'ye kadar numaralanmış 20 tane eş büyüklükte top vardır. Her bir topun gelme olasılığı eşittir. Yani çekilen topun 1 gelmesi, 5 gelmesi, 1 gelmesi olasılığıyla 5 gelme olasılığı eşittir mesela. İkisi de 20'de 1'dir. Şimdi bize çekilen topun tek sayı olmasını istiyorlar. İstenenleri yukarı yazacağız. İstenen nedir burada? İstenen olayın çıktısı tek sayılardır. Tek sayıların sayısı 10 tanedir. Bunu yukarı yazdık. Mümkün olan tüm sayıların sayıların adedini de aşağı yazacağız. Yani örnek uzayımızın eleman sayısını aşağı yazıyoruz. Toplam 20 tane sayı olduğu için
20'yi de aşağı yazıyoruz. Bu durumda çekilen topun tek sayı gelme olasılığı 20'de 10'dur. Yani 10 bölü 20'dir. Sadeleştirirsek 1 bölü 2 çıkar. Örnek. Matematik kelimesinin harflerinden oluşan evrensel küme M, A, T, E, İ ve K'dir. Matematik kelimesinin her bir harfi aynı özellikteki kağıda yazılarak torbaya atılmıştır. Bakmadan bir kağıt çekildiğinde çıkan harfin M olma olasılığı nedir? Şimdi buradaki olasılık sorusudur. Bu olasılık sorusunda örnek uzay kullanılır. Matematik kelimesinin her bir harfi kesilip torbaya atılıyor. Dikkat ederseniz burada iki tane M var. İki tane A var. Ondan sonra iki tane T, bir tane E, bir tane İ ve bir tane K vardır. Yani örnek uzayımızın eleman sayısı 8'dir. Şimdi burada evrensel küme var. Matematik kelimesinin harflerinden oluşan evrensel küme. Evrensel kümede her eleman bir kez yazılır. Olasılıkta kullanmış olduğunuz örnek uzayda ise çıktılar kaç tane ise o kadar yazılır. Şimdi bizim olayımızın çıktısına M dersek M'nin eleman sayısı 2'dir. Şimdi olayımızın çıktısı M'dir. Düzeltiyorum. Olayın çıktısı M oluyor. Çünkü bize bakmadan bir kağıt çekildiğinde çıkan harfin M olma olasılığını soruyor. Ve olayımızın eleman sayısı da 2'dir. Çünkü iki tane matematik kelimesinde iki tane harf vardır. Şimdi olayın olma olasılığı istenen olayın çıktısının mümkün olan tüm olayların toplamına bölümünden çıkar. Yani matematik kelimesinde şimdi burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Yanlış söyledim. Matematik kelimesindeki harflerin sayısı 8 değildir. 9'dur. Onun için çekilen harfin M olma olasılığı 2 bölü 8 değil 2 bölü 9'dur. Örnek. Bir torbada 7 tane kırmızı top vardır. Torbadan rastgele bir top çekildiğinde topun kırmızı renkte olma olasılığı 1'dir. Çünkü torbada sadece kırmızı top vardır. Şimdi örnek uzayımızın eleman sayısı 7. Olayımızın eleman sayısı 7. Topun kırmızı renkte olma olasılığı 7 bölü 7'den 1 eder. İşte böyle olaylara, yani olma olasılığı 1 olan olaylara kesin olay denir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara da imkansız olaylar denir. İmkansız olayın olasılığı 0'dır. Herhangi bir olayın olasılığı 0 ile 1 arasında değişir. Başka bir örnekle dersimize devam edelim. Alfabemizdeki bütün harfler aynı özelliklere sahip kağıtlara yazılarak boş bir torbaya konuluyor.
torbadan rastgele bir kağıt çekiliyor. Çekilen kağıtta ünlü harf olma olasılığı nedir? Şimdi örnek uzayımızın eleman sayısı A, B, C, D, E, F, Z'ye kadar olan harflerimizin sayısı kadardır. Yani 29'dur. Çekilen harfin ünlü harf olma olasılığı bize soruluyor. Ünlü harflerimize olayına H dersek bunlar da A, E, I, I, Ö, O, U, Ü gibi 8 tane ünlü harf vardır. Öyleyse çekilen harfin ünlü harf olma olasılığı 8 bölü 29'dur. Şimdi B şıkkına geçelim. Çekilen kağıtta W ve G olasılığı kaçtır? Şimdi alfabemizde W ve harfi yoktur. Yani örnek uzayımızın içinde bu harf olmadığından bu olayımızın eleman sayısı sıfırdır. Öyleyse çekilen harfin W ve olma olasılığı 0 bölü 29'dan 0 çıkar. Bu olaya biz imkansız olay diyoruz. Yani olasılığı sıfır olan olaylara imkansız olay denir.